Nasılsın anneciğim? Herkese merhaba. Evet, az önce görüntüleri gördünüz. Benim acil pazara gitmem gerekiyordu. Karides almak için bir karides vardı. 2 kasa kadar, çok değil. Onu almak için. Anneannemi de biliyorsunuz şu an Covid-19'la mücadele ediyoruz. Bir pandemi dönemindeyiz. Koronayla mücadele ediyoruz. Çok bir yere götürmüyoruz. O yüzden Sergül'le karar verdik ve arabaya koyduk. Hiç arabadan indirmedik maskelerimizle. Arabada anneannem en azından bir dolaşmış oldu. Şöyle bir pazara gittik. Otoparka park ettik. Sergül ve anneannem arabada beklediler. Ben hemen koştura koştura gidip balıkçımızdan sipariş olan karideslerimizi aldım ve hemen yol üstünde duran tezgahlardan bazı ürünler aldım. Pazarı dolaşmadım. Şöyle 2 bağ semizotu aldım. 1,5 liraydı bağı. 3 liraya 2 bağ semizotu aldım. Bunların bir tanesi çocuklar için. Dün Migros Sanal Market'ten onlar için hindi göğsü ve havuç almıştım. Semizotlu ve esmer pirinçli güzel bir ev yemeği yapacağım onlara. Ve şöyle gördüm. Bağı 3 lira, 2 bağı 5 liraya. 4 bağ aldım. 2 bağını da Sergül'e verdim. Annemler de kullansın diye. Adaçayı aldım. Biz çok severiz adaçayını. 4 bağ adaçayı çayı aldım. 10 liraya. Çayı. Semizotları da 1,5 liraydı. Ondan da 4 tane aldım. İkisini oraya verdim. Salatalık aldım. 1,5 liraydı kilosu. 2 kilo salatalık aldım. Rendeleyip derin dondurucuya atmak için. Ve şöyle 2 bağ, 1 bağ aslında nane aldım. 1 liraydı. Şunları sonra göstereceğim size. 2 bağ da şey aldım. Roka aldım. Onu da göstereyim hemen. İyi de dağıldı. Islak. 2 bağ roka aldım. 1,5 liraydı. 3 lira. 4 bağ semizotu. 6 lira. 9 lira yapıyor. Bir bağ da abi şey koy dedim. Nane koy. 10 liraya tamamlayalım. Sonra sağ olsun amcamız, abimiz bu benden dedi ilave etti. Bu benden dedi ilave etti. Bir bağ herhalde yok. Ne bir bağ? Ay inanmıyorum. 2 bağ nane. 1 bağ 1 adet kırmızı lahana ondan olmuş oldu. Sonra Nefis'in pazar günü doğum günü. Ona bir hediye almak için yolda durduk. Ona bir aklında bir hediye vardı. Görürsünüz pazar günü. Bu naneler çok. Şimdi birazdan bu naneleri tepsiye sererim. Yıkarım, kuruturum, tepsiye sererim ve kuruturum tekrardan. Şöyle 2-3 şeyde maydanozla karışmış. Böyle işte. Şimdi kendime patates kızartıyorum. En kolay yemek. Yoğurtla birlikte yiyeceğim. Ve karides ayıklamaya oturacağım. Artık bir şeyler açarım. Bilmiyorum ne izlerim ama bir şeyler izleyip şurada karides ayıklayacağım. Bilgiyi tam tamına 2 kasa, tam tamına 2 kasa karides var. Onları ayıklarım. Sonra görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Evet, şimdi hazırlıklarımı yaptım. Tezgahımı hazırladım. İşte çöp kabım falan ayırdım. Bir de bu arada bugün çocukların iç parazit ayı, Eylül ayı. 3 ayda bir iç parazit hapını ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Şey aldım onlara. Özlem Hanım'ı veterinerimize uğradım. İç parazit hapı aldım. Kaç tane? 3, 5, 7. Bakayım. 7 hatta 8. Bir tane daha var şurada. Evet. Şuna asayım. Evet, 8 tane şöyle iç parazit hapı aldım.
zamlanmışlar yine. Ya her şey çok zam alıyor yani, anlayamıyorum. Neyse, bu iç parazit önemli. 3 aydan 3 aya veriyoruz. Her 10 kiloya bir tane normalde. 35 kiloya kadar, 31-31,5, ama yine veterinerinize danışın. Fox'un 3 ve 2,5 Kobe ve fındığım. Bunları yarın vereceğim onlara. Bugün yemeklerini yediler çünkü. Bunları dolaba koyayım. Çek Cumhuriyeti'nde yapılıyormuş. Evet. 2021'e kadar mutlaka kontrol ediyorum son kullanma tarihlerini. Yarın bunları yapacağım onlara. Şöyle şuraya koyayım. Unutmayayım. Evet, şimdi geldi sıra karidese. Çay demliyorum bu arada. Çayımı demleyeyim. Buraya tezgahımı kurayım. Ve karides. Karidesleri de göstereyim size. Şöyle bir şey, toplamda 2 kasa karidesim var. Şimdi hemen hızlıca bunları ayıklayacağım. Herkese mutfaktan merhaba. Karideslerin en sonunda dış kabukları bitti. Şöyle içleri kaldı. Şimdi şu bağırsak kısımlarını temizleyeceğim ve karides işim bitecek. Dilerim biter. Şu alttaki bayağı bir çok bir şekilde. Ay, şunu ıslattım. Yapacağım. Şöyle bir göstereyim. Evet, böyle dolu şekilde bir karides. İrileri ayırdım. Onları tempura falan yapıyorum. Değişik ebi çili de kullanıyorum. Bu iri kıyımları. Bunlar da şöyle orta kıyımlar. Gördüğünüz gibi çok fazla. Şimdi bunların bağırsaklarını temizleyeceğim. Tuzlu poşetlerine porsiyonlayıp derin dondurucuya atacağım. Hadi bana kolay gelsin. Şimdi bugün izlemediğim bazı programlar var. Onları izleyeceğim. Birkaç vlog izleyeceğim. Ayşeli günleri izliyorum. Bakalım Dünyalar Tatlısı kızıyla neler yapmış. Biraz ona bakarım. Böyle işte biraz program izleyeceğim. Bir şeyler izleyeceğim. İzlerken de yapabildiğim kadarını yapacağım. Sessiz konuşuyorum. Biraz geç bir saat oldu. Yapabildiğim kadarını yapacağım. Yapamadığımı yarın devam edeceğim. Görüşmek üzere. Şimdi kısaca göstermek istiyorum. Karidesi bir bütün olarak düşündüm. Kafasını kopartıyoruz. Tabii ben orada çekmek aklıma gelmedi. Kafasını kopartıyoruz. Şurada bacakları oluyor. Onu, bacaklarını alıyoruz. Bu kabuk elinize geliyor zaten. Kabuğunu aldıktan sonra sırt kısmını, kuyruk kısmını alıyoruz. Bu şekilde kalıyor. Bu şekilde kaldıktan sonra burası için bir kürdana ihtiyacımız var. Büyük jumbo karidesler kafayı tuttuğunuzda bağırsağa gelebiliyor ama bunlar da gelmiyor. Ben şöyle bir peçete koyuyorum alta. Şu şekilde buradan şöyle, bakın, şurayı alıyoruz. Çekince zaten gelir, gelmeye de bilir. O çok şey, şöyle bu üst kısmı şu şekilde kürdan yardımıyla açıyorum ve bağırsaklarını şöyle alıyorum. Şunları. Herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? Ya bana çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Annem geldi. Karides'e yardım ediyor. Sağ olsun. Beraber hızlı bir şekilde yapıyoruz. İşte bir 4 süzgeç kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Mikrodalgada köfte var. Daha önceden köfte yapıp dondurmuştum. Onları çözdürüyorum. Çocukların bugün iç parazit günü. Haplarını vereceğim. O yüzden köfteyle vermeye karar verdim bugün. Ayrıca eğer vaktim kalırsa bir alışverişe gitmem gerekiyor Migros'a. Çünkü buzdolabı poşetim bitti. Aslında sanal marketten sipariş verecektim ama bugün... Bir saniye...
Bugün 60 lira üzerine Nescafe 12 liraya geliyor. Ama sanal markette de stoklarda yok. Sadece tuvalet kağıdı var. O yüzden Migros'a gitmem gerekiyor. Bir yer var burada. Orası çok sakin. Ayak altı olmayan bir Migros. Büyük bir Migros. Ama çok insan gitmiyor. O yüzden oraya Sergil'le gideceğiz. Şimdi köfteleri pişireceğim. Soğuyacaklar. Sonra onlar pişip soğurken ben yine burada temizlemeye devam edeceğim. Hani aynı anda 2-3 işi yürütmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Annem de temizliyor. Nasıl güzel mi temizlemesi? Kolaymış. Kolay. Zor be. İğne oyası gibi. Kolay mı zor mu? Zor. İğne oyası gibi. Karidesin yemesi, yani pişirmesi zaten maksimum 3 dakika sürüyor. Tabii büyüklüğüne de bağlı bu. Eğer böyle çimçim diye tabir edilen ya da hani orta boysa, yani orta boy da dedim, çimçim familyası nasıl çok çeşidi var. Jumbolar biraz daha uzun sürede pişebiliyor. Bu küçükleri hemen tereyağında 2 dakika böyle çık çık yapıp baharatını ekliyoruz. Hadi 3 dakika diyelim, servis ettik 4. Hani tabaklama, servis falan 5 dakika sürebilir. Yemesi de artık bir görüyorsunuz bir görmüyorsunuz. Evet. Ama temizlemesi için 200 evet, saat. Bayağı bir emek harcamanız gerekiyor. Ama çoksa tabii bir de. Evet çoksa. Ama tabii hani böyle 200 gram, 500 gram alıyorsanız hemen anda temizleyip pişirebilirsiniz. Hazırını da alıyorsanız öyle. Ben daha önce de söylemiştim. Mevsiminde hani uygun fiyatla bulduğumuz zaman kasayla alıyoruz. Dolaba atıyoruz. Kış hazırlığımız da olmuş oluyor. Evet, anneannem aradığı için kesildi. Böyle işte. Bu da eridi. Şimdi bir tavayı ısıtayım. Bunu pişireyim. Yani atıyoruz. Kışın yiyoruz karidesi. Çok da lezzetli oluyor. Değil mi? Evet. Gerçekten fiyatı çok çıkıyor. Altın gibi. Mevsiminde ise düşüyor. Böyle işte. Annemle hem sohbet ediyoruz hem de ayıklıyoruz. Şuradan maşa alacağım anneciğim. Birinci aşamasını yapmış. Bu ikinci aşaması. Birinci aşaması nedir hayatım? Kabuklarını çıkartmış, dış kabuklarını. Şimdi ve kafayı. Kafayı. Şimdi içindeki bağırsakları ve yağları mı? Evet. Bağırsaklarını alıyoruz. Bağırsakları ya da incecik böyle kürdan işte tek tek ayıklanıyor. Tek tek. Temizlerken katkımız olsun, yemeğe de yüzümüz olsun. dedim. Koraylar sayesinde de bu deniz ürünlerine pek alıştık. Yoksa hiç yemezdim. Ama bir tek şeyi yemem yine. Ahtapotum. Onu da yemedim. Kalamarı seviyorum da ahtapot seviyorum. Ama ben şimdi pazara gittiğinde ahtapot siparişi verdim. Ahtapottan takoyaki yapacağım. Ondan tadarsın. Ha, onu Japonya'da bile yemedim ben. Size yemem herhalde. Yersin ya. Söz veremem. Bir dakika. Denersin. Takoyaki yapacağım. Başarılı olursam sizlerle tarifini paylaşacağım. Bakalım. Şimdi onun malzemelerini topluyorum. Soslarını arıyorum. Buldum. Birçok şeyi. Ahtapot'a da siparişini verdim. Önümüzdeki çarşamba eğer ahtapot da gelirse deneyeceğim. Sence başarılı olur mu? Yapmada başarılı olursun da ahtapotu bulman lazım o zaman diye. Sipariş verdim dedin mi? Ha, pardon. Ama ya başarılı olursun. Sen başarırsın. O tek ya ahtapot da deriz. Ahtapot sevmeyenler için tavuk göğsü de koyabilirsin içine. Ben fazla pek sevmem öyle şeyleri. et gibi yemeği sevdiğim için. Yemeklerdeki şeyi sevmiyorum. Etler. Ay köftecilik kemiği kokuyordum. Neyi meğerse köftemi şişiyorum. Evet. Çünkü bugün iç parazit günleri. İç parazit nedir anne? İçerideki kılcal bağırsaklarda. Neden veriyoruz köpeklere iç parazit kafa? Kılcal kut. Bağışıklığı çökerse köpekler daha hasta olmanın riski daha fazla. Hepimiz için gerçi. Tabii. Aferin kız. Kaç aydan kaç aya veriliyor peki? 6 aydan mı veriyorsun sen? 3 ay mı? Evet. Bu hayat çekilmez. Ben olmadım. Bu karides temizlenmez.
Resmen inoyası. Yemeni kenarı bitiriyorum yani. İkinci yemeneye başlayayım. Sen biliyor musun inoyası? Hayır. Böyle iğne, yani iğneyle kuyu kazar gibi işte. Öyle yapıyorum. Sen biliyorsundur ya inoyası. Göstersen yaparım. Şimdi sen örgü de biliyorsun. Evet. Böyle bir şey hiç ben görmedim seni yaparken. Yaparım. Ne ördün Tuğla? Bir sürü yani. Bizim ilk okula giderken yakalarımızı sen mi ördün Tuğla? Anneanne. Neden örülüyordu? O zaman yoktu bu ders teşebbüsü. Yok bazı anne. Çok az daha yaptı. Ama örgü daha sinirli. Kovalanıyordu o kadın. Benim vardı. Nerede evet. Acaba? Danteller, dantelle gitmek ayrıcalıktı. Çünkü herkes yapamıyordu. Sen süveter de örüyordun ki. Evet. Gece örüp sabah giydiriyordun. Aynen. Bir de yakaları ceket örerdim. Önlerini de işliyordun. Bir de ceket örerdim. Ondan sonra dantel koyardım. Kedime diye bir şey yakalarını. Evet örerdim. Ya. Doğru söylüyorsun. Bir de şey söyleyeyim var bir tane. Dur sen. Benim sütün öreyim ama. Yani dantel koyayım kenarına. Bir gece de örerim sabah. Köfte yer misin? Hayır ben şey biliyorum. Çok güzel kahvaltı yaptım. Ben yemek gibi falan yok bu aralar. Evet, köfteleri pişirdim. Kağıt havlunun üzerine dizdim. Soğumaya bıraktım. Şimdi gidiyorum karidese gelip görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Anneme bakar mısınız? Kucağına almış, işliyor. Vallahi şey mi? Yine oyası yapıyorum. Böyle işte. Tadam.